Ne malum olursun yani. Aldı bir kere vatim tabi. Tamam vatim bir şey baba. İnga da bıyı ve ikabı ve şerri ibadet ama zatı bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Bismillah. Vel asr. Asra yemin olsun ki asırdan murat burada her 100 seneye bir rivayete göre. Bir rivayete göre ikindi namazına sahabe-i kiram efendilerinin bakması gene galiba değil mi? O nübüvvet asrına. Nübüvvet asrına. Yemin olsun Mevla buyuruyor. Yemin buyuruyor Mevla. Vela asr. Asra yemin olsun. Mevla yemin eder. Ama biz bu şekilde yemin edemeyiz. Buyururlar Efendimiz Hazretimiz. Vela asr. İnneli insane Muhakkak insan lefî husrin, husrandadır, zarardadır. Burada husran ne, zarar ne? Şimdi beyan edilecek. Buraya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun o insanların işlerinin yoğun olduğu vakte rastlayan ikindi namazına, o nübüvvet asrına, o 100 senelik uzun zamana ki gerçekten bütün insanlar elbette pek büyük bir zarardadır. Zira en büyük sermayeleri olan ömürlerini ahirette kendilerine hiç faydası bulunmayacak, aksine zarar verecek olan nefsani arzularını tatmin uğrunda harcamaktadırlar. Evet. Böyle asr. İnnel insanı lefî husr. İllellezî illâ müsnesnâ ellezîne öyle kimseler ki âmenû iman ettiler. İman edip ameli salih işleyenler husranda değillerdir. Ehl-i sünnet ve cemaat ulemasının kitaplarda beyan ettiği şekilde iman etmişler. Emirleri tutmuşlar, yasaklardan kaçmışlar. Bunlar cennet cemalullah. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Amin. Zararda olan kim? İman etmemiş yine. Euzubillah. Emirleri tutmamış, yasaklardan kaçmamış. Estağfirullah, bismillah. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbı vel müşrikîne fî nâr cehenneme hâlidine fîhâ ebedâ. Habibim, o müşrikler, Yahudi Hristiyanlar var ya, ebedi olarak cehennemde yanacaklar. Ne üsran, ne husran. Kardeşlerim, yani ebedi cennete giden, cemalullah'a giden yolu bulurdu Mevla. Tam ortasına koydu. Rabbim ciddi yürümek nasip etsin inşallah. İllellezine amenu. İman edenler müstesna. İman. Ehl-i sünnete göre ama iman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir fırka cennet, öbürleri cehennem. 69'u cehennem. Ya Resulullah, bu hangi fırkadır? Ene ma aleyhi ve ashabi. Ben ve sahabelerim radıyallahu anhum. Nasıl inanmış, inanmışsak, nasıl amel etmişsek, öyle inanıp amel edenler cennettir. Öbürleri hep cehennem. Ya hepsi de inandık diyorlar.
Hepsi de inandık diyorlar. Ama neler neler. Dinden imandan çıkacak neler. Yahudi Hristiyanlar da inandık Allah'a diyorlar. Allah vardır. Musa aleyhisselam Allah'ın oğludur. Baba bak, böyle inanıyor Allah'a. Kafir, Allah'a böyle inanıyor. Mevla'ya düzgün inanmak için onun tezgahından geçmen lazım. Mevlam o tezgahlara buldurdu bizi elhamdülillah. Rabbim ayırmasın. İllellezine amenü. İman edinlerin üstesine. İmanın altı şartına ehl-i sünnet vel cemaat uleması nasıl beyan etmişse öylece katkısız inanmak. Sağ İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor bunu. Sahabe-i kiram efendilerimizin birisine buğz eden bir insanın imanı zedelenmiş. Çok malumat veriyor. Bak. İllellezine amenû. Dikkat et şimdi. Ve amilus saliha. Sadece iman yetmiyor. İmanın var. İmanı var adamın. Namaz kılmıyor. O girmez buraya. İllellezine amenû'ya girmez. Onlar kurtulmuştur, oraya girmez. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip ameli salih işleyen kullarımı cennete koyacağım buyuruyor. Kur'an-ı Kerim tepeden tırnağa iman eden kullarımı cennete koyacağım böyle bir ayet yok. Çok tacüme gider bu benim. İman edip ameli salih işleyen kullarımı cennete koyacağım. Ameli salih ne? İslam'ın beş şartı. Namaz, oruç, hac, zekat, yani kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. İmanla beraber bunlar da varsa Allah'ın izniyle doğru cennet. İman var, bunlar yok. Bu Müslüman bu da şimdi imanı var. Bunun çok malumatı var. Kısadan söyleyeyim. Ahirete imandan gidebilir mi, gidemez mi bilmiyoruz. İmanının sönme ihtimali çok büyük. Şayet imanla ahirete giderse, isterse Mevla Teala kimse soramaz. Doğrudan doğruya cennetine de koyabilir. Ama Efendi Hazretlerimiz, Efendi babam Kudüs'e sırruhuma buyururlardı ki, evladım, cehennemde bir göz açıp kapasaya kadar kısa bir zamandan 7000 seneye kadar cehennemde yanacak Müslüman var. Ya kardeşlerim. Ya Rabbi doğrudan cennete giden kullarından eyle. Amin. Velhasıl akşama söyledi. Korkmak lazım. Rahat hareket etmek lazım. İslam ne buyuruyor? Ayakkabının ucundan ta saçının tırnağına kadar, şeyine kadar, ucuna kadar İslam nasıl istiyor öyle olacak. Ya Rabbi öyle eylemişsin. İllellezine amen. Çok malumat var burada. Ondan sonra ve amilus salihat, salih amel, ramil sani ve tevasav bil hak. Birbirlerine hakkı tavsiye ettiler ve tevasav bil hak. Birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Yeni mi düştü? Tamam. Ya Rabbi bu dört vasfıyla vasıflanan kullarından eyle. Kısa bir mektuba bakıyorum da. Oğlum ilahi olur.
Bismillahirrahmanirrahim. El Mektubu Salisu ve Tisyonuz 93. mektup. İler İskender Han El-Luri bu zat-ı yazım Fihid Tahris Teşfik hakkında ala sarf-ı levgat ila zikrinden Subhanehu ve Teala bütün vakitleri zikrullah harcamak hakkında yanmagini sarf-ı levgat sarf-ı levgat-ı ila zikrinden Teala Bade edan senevatin hamsi ma'an cemaati. Cemaatla beraber beş vakit namazı kıldıktan sonra bütün vakitleri zikrullah'a harcamak lazım. İşe gitmeyecek mi? Gidecek. Gidecek tabii yani işini ama işte burada alıp tesbih de kenara çekilmek o manada değil. Ama o da var tabii. Ondan sonra ve edavu sünnenin revatibi bir de namazların evvelinde, akırında sünnetleri kıldıktan sonra bütün vakitleri. Ve en la yeşlegele bi gayri. Başka şeyden meşgul olmaması lazım. Beş vakit namazı cemaatle kıldıktan sonra namazların evvelinde, akırında sünnetleri kıldıktan sonra bütün vakitleri zikrullah ile geçirmek lazım. Onu söyleyecek zaten. La yeşlegele bi gayri. Başka şeyden meşgul olmayacak. Ne kadar televizyon, internet bilgisi varsa sıyırdı attı İmam Rabbani Hazretleri. Buna tutulan insan, bunu dinlerken böyle bir şey değil ki. İçinden öyle bir, öyle anlıyorum yani. Tamam, doğru. Tamam. Ben gene işime devam ederim, sen anlat. Sevan kana vakti, yemek vakti de olsa zikrullah ile meşgul olacaksın. Yemek yemeyeceğiz mi? Ha. Yemek yerken tesbih mi çekeceğiz şimdi zikrullah ile? Yemek yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yediği öyle yersen zikir oluyor. Kuvvet niyetiyle yiyecekmişsiniz. Yenecek. Yani ekmeği yemeği yerken ya Rabbi sana kulluk edeceğim. Çoluğumun çocuğumun rızkını kazanmak için çalışacağım. Kuvvet olsun diye yiyorum. Tamam. Besmele ile yiyorsun. Tuza banıyorsun, ellerine evvela yıkıyorsun, havluya silmiyorsun. Sünnet budur. Tuz varsa tuza banıyorsun, yoksa ekmekten bir parça alıyorsun. Besmele çekiyorsun içinden, kuvvet niyetiyle yiyorsun. Yerken de, Estağfirullah, Bismillah. Feliyanzurun insanı ila ta'ami. Ey kulum yediğin yemeğe bak. Enna sabahne nema sabba sümme şakak menerde şakka. Yukarıdan yağmur yağdırdım, bir yerden bitirdim, önüne koydum. İbret. Efendim Hazretlerimiz buyuruyor ki bu kafa gözüyle yemekle ekmeklere bakacaksın, nimetlere bakacaksın, kalbinden de Mevla'la görüşeceksin. Ya Rabbi bunları nereden getirdin sen? Bir üzüm var önünde, ta Özbekistan'dan gelmiş üzüm. Muz var, nerede yetişiyor muz? Bak güldüler Adapazarı. Yiyemesini biliyor ama nerede olduğunu bilmiyor. Mersin. Bu size ne dersin? Değil mi? Öyle o taraftan değil mi? Ya bitti. Bak Mersin'den muz geliyor tırlarla geceden kaç saat yol önünde yiyorsun onu. Vakti ekli yemek vakti. Böyle yemek böyle yenir. Adam yemek yerken bu televizyona bakın neredeyse ağzına sokacak ya da kulağına sokacak. Evin nevm, uyurken de gene zikir üzere uyuyacaksın. Bak şimdi, yatarken abdest alıyorsun, abdest şükür namazı kılıyorsun, kabir nur namazı kılıyorsun, okunacak dualar var okuyorsun. Sağ tarafına ya Rabbi, sana kulluk edeceğim yarın, onun için dinlenmek için. Tamam. Nevmül alimi ibadetin. Alimin uykusu ibadettir. 3 saat uyudum, 4 saat, 5 saat, hepsi ibadet oldu. Ama uyurken uzatmış ayaklarını adam gene televizyon seyrederken uyumuş. Ne ibadeti ya? Görüyorsunuz değil mi? 5 saat ya uyuyor adam ibadet oluyor. Evil meşri yürürken de zikir üzere olacaksın. Ayakkabının ucun önüne bakacaksın, basacağın yere bakacaksın. Sağa sola bakınmayacaksın. Çünkü kadını alır gözün. Fakat bir gün aleyküm tarikul zikri, size zikir yolu anlatıldı ve tarikat dersi aldın anlatıldı. Ve yanmadı iştigali bihi bi hazreti tarikin ma'udi. O nasıl anlatıldıysa o şekilde zikrullah ile meşgul olmak lazım. Ve intara el futuru ala cemiyeti. Eğer senin zikrine, rabıtana, murakabana, vazifelerine, namazına bir halel olduğu
kılamıyorsun, zorlanıyorsun. Yembagî eltek. El bahsü an sebebi zâlike el futûr. Ya bu nereden geldi bana? Ne oldu bana? Ne olacak sana? Televizyon, internet, bilgisayar. Hocam hep bunu söylüyorsun. Hep onu söyleyeceğiz inadına. Size demiyorum ama öyle diyem olursa. Ondan, hep ondan. Akşam geldi adam acaz ağlıyor. Oğlum, hocam diyor şu çocuğuma canımı vereceğim diyor. Canım sıkılıyor ben okumayacağım diyor. Yavrum diyor sen telefondan, internetten elinden düşmüyor diyor babası. Adam canımı vereceğim bu yavrularım için diyor ya. Allah muhafaza ya Rabbi sen muhafaza eyle. Amin. Ve tayyinuhu ve teşhisu evvela. Bunun sana nereden geldi? Sen ne yaptın da yani böyle gevşedin onu araştır. Evvelen sümmet teşebbüsü ve esbabı telafit taksir saniye. Ondan sonra bu işin çaresine bak. Neden geldiyse onları bırak bir daha tövbe istiğfar et. Yem vakit teveccühülün hakkı subhanehu bile ticabetin zarruhu tam. Tam manasıyla Mevla'ya yönel ağlasızda. Ve yis'ele subhanehu def'e zulümatin futur ve taksir. Sana gelen bu zararın, perişanlığın kalkması için Allah'a çok yalvar. Ve en yetemessele bir şeyhin nezi akaz anehu zikr. Zikr almış olduğun şeyi de onun vesileyle ve Allah subhanehu ve ilim ve yeselikum nasirin ve selam. Risale-i Kusey'den okumadık. Bismillahirrahmanirrahim. Niçin olduğu hicab canım mükesiret, mükesiret içine anlasın vahdet, makamı arifin her demde hayret, adem bahrına dal bu zevki huslet. Mükesiretten geçip hakka gidelim cemali ve kemali seyredelim. Niçin olduğu hicab canım mükesiret, evladım bu çokluk, bu eşya, sen Mevla'la senin arana neye perde oluyor ki? Bu kesiret içine anlasın vahdet, vahdet. Eşyaya baktığın zaman Mevla'yı hatırlaman lazım. Makam-ı arifin her demde hayret. Mevla'ya ulaşan Allah dostlarının her anda hayret içinde. Güneşe bakıyorlar, hayret ediyorlar. Meyveye bakıyorlar, hayret ediyorlar. Kendine bakıyor, hayret ediyorlar. Rabbim o hayretten bizi de versin. Adem bahrına dal, bul zevki, vuslet. Yokluk denizine dal, Mevla'ya vuslet. Zevkini kavuş. Mevla'ya vuslet, yok olmaya bağlamış. Ben yokum, Mevla var, öyle bileceksin. Nasıl bir şeyse Rabbim bizi tattırsın. Amin. Bu kesreten geçip hakka edelim, cemali ve kemali seyredelim. El-Fatiha.